Herkese selam. Bugün Sedat Peker'in yurt dışına kaçışı olayını biraz daha derinlemesine konuşacağız. Bu olay önemli çünkü bu olayın perde arkasındaki esas büyük fotoğraf Berat Albayrak'la Süleyman Soylu arasındaki kavga. Berat Albayrak'ın elinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker'i aldı mı almadı mı? Bunun detaylarına bakacağız bugünkü videoda. Sedat Peker Berat Albayrak olayını ilk açıkladığı videoda açık açık şöyle dedi. Benim yurt dışına Karadağ çıkışımda ilk önce sağlık nedenleri ve eğitim ve ticari faaliyetlerimi gösterdim gerekçe olarak ama bu gerçeğin %10'luk kısmı, gerçeğin %90'lık kısmı şudur. Berat Albayrak beni yok etme kararı almıştı. Beni ömür boyunca hapiste tutacak karar almıştı. Bununla ilgili Anadolu Adliyesi'nde bir dosya başlatmıştı. Bu dosyada benim ismim girilmeyip Uyap'a başka bir isim girilmişti. Bir tane polis memuru, vatansever bir polis memuru İstanbul Emniyeti'ndeki bana bir gün bir telefon getirdi. Ve bu telefonun içerisinde benimle ilgili hazırlanan bu dosyanın detayları vardı. Bunun üzerine daha önce de bana bu konuda Berat Albayrak seni bitirecek diye bilgiler geliyordu. Üstüne de bu dosya gelince ben de işte bir ayarlama yaptım ve yurt dışına çıktım. Hatta yurt dışına çıkacakken benim uçağımı apronda 1 saat durdurdular. Sonra bu 1 saat durdurmanın da Berat Albayrak'la ilgili olduğunu öğrendim. Fakat dosyayı tamamlayamamışlar. Dolayısıyla benim o sırada yurt dışına çıkış yasağım olmadığı için de ben yurt dışına çıkabildim diyor. Ve bütün tamamen Berat Albayrak'ı suçluyordu. Sonra şimdi yeni bir video çekti Sedat Peker ve bu yeni videoda bu sefer Berat Albayrak'ı akladı böyle. Geçen seferki videosundaki o yüksek tansiyonunun yerine böyle daha bir sakinlik vardı. Ve bu sefer şöyle diyordu. Beni işte doldurdular bu konu hakkında. Ondan sonra ben araştırmalar yaptım, gördüm ki Berat Albayrak bu işin sorumlusu değil. Ama işte alt seviyede bir şeyler oluyor ama. Ne oluyor? İşte Anadolu Adliyesi'nde bir şeyler yapılıyor. Benim hakkımda bir dosya hazırlamış. Birileri bana bir kumpas kuruyor. Beni içeri atacaklar vesaire. Ama şimdi videoda Sedat Peker Berat Albayrak'la ilgili geri adım atıyor ama bunları söylüyor ama tam da böyle Berat Albayrak'ı aklamak da böyle gururuna dokunuyor yani. Bu kadar da böyle tükürdüğümü yalayayım dememek için aslında bunun videosunu çekmiş. Videoda bütün o uzun videosu tamamen kesintisiz veriliyor. Bir bölüm hariç. Bir bölümde böyle bir atlama var. Oraya bir montaj yapılmış. Tam o atlama noktasında diyor ki işte yakın dostlarım Yüce Allah'ın izniyle filan araştırdım. Gördüm ki benim başıma getirilecek bu işle ilgili diyor sorumluluğu yoktur kısmında tam Berat'ın B'si çıkıyor. Devamı yok. Dostların yardımı ve Yüce Allah'ın izniyle gördük ki şahsımıza karşı yapılan bu kötülüklerin hiçbir tanesinden biz bunu gördük. Gördüğünüz gibi Sedat Peker orada tam Berat Albayrak'ı aklayacak cümleyi kurmuş ama montajda bu videoyu çıkarmış. Çünkü böyle bu kadar da geri adım atmak istemiyor bu konuda ama belli ki Sedat Peker sıkıştırılmış. Niye? Çünkü Karadağ gibi bir ülkede yaşıyor Sedat Peker. Hiç de böyle demokratik filan güvenilecek filan bir ülkede değil hiç kimse için. Dolayısıyla hani Türkiye çok da baskı kurarsa Karadağ'ın üzerine Sedat Peker'i verirler. Dolayısıyla Sedat Peker burada bir dengeye gitmiş. Zaten bir önceki videoda Sedat Peker'in bu önceki videoyu yapması normalde stratejik açıdan hataydı. Yani AKP iktidarı bu kadar güçlüyken bu tip isimler böyle bu tip mafyatik isimler böyle cephe savaşına, göğüs savaşına girmezler. Zayıflamasını beklerler. Fakat Sedat Peker orada bir hırsla, bir öfkeyle o videoyu yaptı. Niye? Sedat Peker'in üzerine çok yüklendiler. İşte yurt dışına gittin, kaçtın, Alaaddin Çakıcı çıktı o yüzden kaçtın vesaire. Bir sürü şey söylediler Sedat Peker'le ilgili ve bir de bir küçük bir mafya grubunu, mafyada demeyeyim de aslında değnekçi gibi bir grup Ümraniye'de bir aile. Bunu da musallat ettiler. Bütün kardeşler, 3 kardeş bunlar. Üçü de video çekiyor. Sedat Peker'e ana avrat dümdüz gidiyorlar. Dolayısıyla Sedat Peker'i çok öfkelendirmişti bütün bu şeyler ve kaçtı. Dolayısıyla gerçeği açıkladı orada. Beni Berat Albayrak yaptı. Fakat bu stratejik açıdan bir hataydı. Çünkü Sedat Peker'in yurt dışına hapse girmeden kaçışını sağlayan faktörler, sağlayan kişileri de zor duruma düşürmüş oldu Sedat Peker. Bu yüzden burada geri adım attı. 2 sebeple. 1. Karadağ'ın güvenli olmaması. 2. Bu kendisinin yurt dışına çıkışını sağlayan kişileri zor durumda bıraktığı için. Şimdi bakalım Sedat Peker yurt dışına nasıl çıktı? Esas kritik nokta bu, bilgiyi nasıl aldı Sedat Peker? Esas kritik nokta bu. Şimdi mafya üzerine çok konuşuyoruz ama bu son günlerde çok konuşuyorum. Bu ikinci videom. Bu niye önemli? Türkiye'nin 90'lı yıllarını hatırlarsanız o günlerde mafya böyle sürekli televizyonlardaydı. Böyle Alaaddin Çakıcılar filan, Ömer Lütfi Topallar, kumarhane çeteleri vesaire. Türkiye 90'lara yeniden döndüğü için birçok meselede işte topluma üzerindeki baskıda, faili meçhul cinayetler, adam kaçırmalar vesaire. Bunların hepsinde 90'lara döndüğü için mafya da yeniden boy gösteriyor. Mafya yeniden devlet kademelerinde güçlüyor, devlet yetkilileriyle aynı karelere giriyorlar. 90'lara dönüş açısından önemli ve mafya ülkenin şiddet ortamına çekilmesi açısından da son derece kritiktir. Yani sokaklarda etkililerdir. Bu yüzden mafya ve onun devlet dinamikleriyle ilgili mafya çete devlet üçgenindeki bu bağları izah etmek çok önemli. Şimdi gelelim buraya. Sedat Peker ne diyordu? Bana bir polis memuru, İstanbul Emniyeti'nde görevli bir polis memuru bir telefon getirdi ve oradan ben bu dosyayı gördüm. Benim hakkımda hazırlanan dosyayı. Şimdi İstanbul Emniyeti üzerinde çok büyük kavga olan bir emniyet. Ve İstanbul Emniyeti üzerinde esas etkili adam şu an Berat Albayrak. Daha doğrusu Berat Albayrak önemli bir siyasetçi olmanın yolu Türkiye'de her zaman İstanbul'dan geçmiştir. Berat Albayrak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak bir konjonktür olmadı. Ve Berat Albayrak İstanbul'u tamamen şu an gölge başkan gibi böyle tamamen hakimiyeti altında tutarak o ilerideki siyasi adımına hazırlanmak istiyor. İşte İstanbul Adliyesi üzerinde çok etkili. Hatırlarsanız Adalet Bakanı ile bu Pelikan Çetesi arasında bir kavga patlamıştı. Ve bu kavganın temel nedeni de İstanbul Adliyesi'ne Adalet Bakanı'nın hiçbir biçimde laf geçirememesiydi. İstanbul Adliyesi böyle Adalet Bakanı çok da istemediği bazı şeyler yapıyordu. Bu aslında Berat Albayrak'ın İstanbul Adliyesi üzerindeki otoritesi ve Berat Albayrak ve Pelikan Çetesi'nin İstanbul Adliyesi'ne hakim olması. Hatta bir tane önemli eski hukukçu çıktı, dedi ki şu an Pelikan Çetesi'nin İstanbul Adliyesi'nin içerisinde başsavcının yanında odası var. Ve oradan bir avukat üzerinden kontrol ediyorlar İstanbul Adliyesi'ni, dedi. Açıkladı bunu, yerini bile biliyor. Neyse, ikinci kısım esas bizim için şu an konumuz olan İstanbul Emniyeti. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başında Mustafa Çalışkan var. Mustafa Çalışkan işte milli görüş kökenli bir adam ve Berat Albayrak'la hareket ediyor ve Süleyman Soylu ile arası da son derece kötü. Süleyman Soylu Mustafa Çalışkan'ı görevden almak için birkaç kez deneme yaptı. Fakat bunların hepsi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döndü. Berat Albayrak faktörüyle birlikte. Süleyman Soylu'nun atamaları, gerekse vali atamalarında gerekse emniyet müdürlüğü atamalarında Süleyman Soylu'nun iki tane kriteri var. Bir işte Trabzonlu olan kişileri sürekli yükseltiyor. İkincisi ve en önemli faktör ise ülkücüleri sürekli atıyor. Milliyetçi ülkücü kesimden insanlar emniyet müdürlüğü. Emniyet müdürlüğünün genelinde emniyet müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü atamalarında Süleyman Soylu etkin. Buralara ülkücü isimler şu an yoğunlukta olarak çok güçlüler. Fakat valiler üzerinde bu etkinlik çok söz konusu değil. Çünkü o valiler kısmında da İçişleri Bakanlığı'nda doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışan bir isim var ve onun atamaları etkili oluyor. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım için çok detaya girmek istemiyorum şu anda. Şimdi Süleyman Soylu ile Mustafa Çalışkan arasındaki kavga, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan arasındaki kavga bize işte Sedat Peker'in yurt dışına çıkarılışıyla ilgili de ipuçlarını verecek. Peki bu kavganın izleri nerede başlıyordu? Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan. Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan intihar etti. Bu Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar etmesinde Süleyman Soylu'ya yasal olarak uzatılmaya çalışan bir uç vardı. Bunu ben size hatırlatayım. Bu bilgiler unutulmuştur muhtemelen. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlunun bir arkadaşı gözaltına alınıyor. Ve Süleyman Soylu'ya yakın bazı isimler, işte korumasından bazı isimler, koruma daire başkanlığından bazı isimler Silivri Emniyet Müdürlüğü'nü arıyorlar. Diyorlar ki bunu bırakın diyorlar. O da diyor ki resmi gözaltı işlemleri başlamış, yapamam diyor. Fakat üzerine baskı kuruluyor. Farklı yerlerden telefonlar gelmeye başlıyor. Ve sonra Hakan Çalışkan da bunu İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a söylüyor. Mustafa Çalışkan diyor ki sen üzerine böyle baskı kurduklarını, koruma daire başkanının aradığı, Süleyman Soylu'ya yakın isimlerin aradığı, korumaları vesaire aradığını bir tutanak tut diyor. Tutanak tut ve bunlarla ilgili yasal işlem başlat diyor. Düşün, İl Emniyet Müdürü İçişleri Bakanı hakkında. başlat diyor. Sonra tabii bir taraftan Mustafa Çalışkan böyle bir baskı kuruyor. Bir taraftan İçişleri Bakanı baskı kuruyor. Neyse o gece geç saatlere kadar Hakan Çalışkan Silivri Emniyet Müdürlüğü'nde duruyor. Sonra sabah da Hakan Çalışkan'ın Emniyet Müdürlüğü'ndeki odasında kafasından vurulmuş olarak, intihar etmiş olarak cesedi bulunuyor. Şimdi bu olay Cumhuriyet Gazetesi'ne o zaman yansımıştı bu olay ve Süleyman Soylu'ya buradan bir gitmeye çalıştığı İstanbul Emniyet Müdürü'nün oradan yansımıştı ve ne oldu sonra? Soruşturma açıldı. Soruşturma açıldı ve mülkiye müfettişleri Süleyman Soylu'nun korumalarının ifadelerini aldılar. Böyle bir baskı oldu mu diye. Bu birinci cepheydi. İkinci cephe daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlunun arabasının durdurulduğu ve arabada uyuşturucu araması yapıldığı İstanbul polisleri tarafından bu şekilde bir haber çıktı. İşte haberi dört bir kordan yararlanmaya çalıştılar ama yani Süleyman Soylu cephesindeki sessizlik de olayın doğru olduğunu gösteriyordu. Şimdi Süleyman Soylu hiçbir biçimde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne laf geçiremiyor. Fakat üçüncü ve çok daha kritik bir şey vardı. Süleyman Soylu'nun telefonlarının emniyet tarafından dinlendiği ortaya çıktı. Bakanın telefonlarının ve bununla ilgili 6 tane polisin ortaya çıkmasından sonra görev yeri değiştirildi. Ve bu dinlemeyi de Berat Albayrak'ın yaptırdığı o zaman herkes tarafından biliniyordu. Şimdi tabii Tayyip Erdoğan bu Berat'la Süleyman Soylu arasındaki kavgayı yatıştırmaya çalışıyor, üzerini kapatmaya çalışıyor. Çünkü ülkücülere, milliyetçilere ihtiyacı var. Özellikle Emniyet Teşkilatı'nda şu an yürüttüğü operasyonlar nedeniyle. Bu üç nokta Berat Albayrak'la Süleyman Soylu ve Mustafa Çalışkan üçgenindeki kavganın harı. Şimdi bunlar Berat Albayrak'la Mustafa Çalışkan İstanbul üzerinde tam hakimiyet kurdukları için sokakların hakimiyetini de o gri alanların hakimiyetini de ele geçirmek istiyorlar. Ve burada milli görüş kökenli aslında böyle mafyatik tipler var. Bunlar işte daha önce İspark'ta böyle hakimiyeti olan İspark Genel Müdürü falan böyle sokakları tutan kişilerdi. Bunları sokaklarda da hakim hale getirmek istiyorlar. Dolayısıyla milliyetçi, ülkücü kesimden gelen sokakların ağlarını da yok etmek istiyorlar. Şu an işte İstanbul'daki en büyük ağ, sokak ağası Sedat Peker'di. Dolayısıyla Sedat Peker'i yok etmek için Berat Albayrak'la Mustafa Çalışkan çalışmaya başlamışlardı. Süleyman Soylu onların elinden Sedat Peker'i aldı. Bu kavganın özeti aslına bakarsanız budur. Ve işte Sedat Peker'in vatansever bir emniyet görevlisi bana bir cep telefonu getirdi. Hatta o cep telefonu onun maaşından bile daha pahalı olmasına rağmen falan diye söyledi. Biliyorsunuz cep telefonuyla şöyle olmuştur muhtemelen. Bu cep telefonunu getiren o vatansever emniyet görevlisi Süleyman Soylu'nun adamıdır muhtemelen. Cep telefonuyla da şöyle olmuştur. Hani Uyap'tan o dosyayı açmışlardır. Uyap'tan o dosyayı açınca o dosyanın çıktısını şunu bunu alınca log kaydı gözükecektir. Muhtemelen ekrandan cep telefonu tutmuştur böyle ekrana. O bilgi dosyayı komple cep telefonuna böyle çekmiştir. Video kaydı olarak ya da fotoğraf olarak. Sonra da hani çıktı mıktı filan bu işler bir bilgisayara takıp onları göndermek riskli olduğu için de telefonu komple Sedat Peker'e teslim etmişlerdir. Fakat Sedat Peker bir hata yaptı. Kızdı. Kızınca ne yaptı? İşte Berat Albayrak'a bir savaş açmış, cephe açmış oldu. Bu erken. Çünkü Süleyman Soylu da henüz bu savaşa hazır değil. Çünkü Süleyman Soylu kısa süre önce bir istifa etti biliyorsunuz. Geri alındı bu sokağa çıkma yasakları ile ilgili. Burada Süleyman Soylu biraz köşeye sıkıştı. Şu anda yandaş medyada dikkat ederseniz Süleyman Soylu ile ilgili haberler hiç gözükmüyor. Her gün Hürriyet.com'un manşetinde, Yeni Şafak'ın manşetinde, Star'ın manşetinde Süleyman Soylu olurdu. Kahramanlıklar, polisler orada burada. Şimdi bakıyorum Süleyman Soylu gidiyor iftar davetlerine, iftara gidiyor bazı karakollara korona olmasına rağmen. Bir faaliyetler yapıyor, tweetler atıyor, bir şeyler yapıyor. Yandaş medyada tık yok. Süleyman Soylu'yu sildiler. Süleyman Soylu diye bir şey gözükmüyor. Çünkü medyanın zembereği Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ta, Sabah TV grubunun patronu olan Serhat Albayrak'ta. O bütün medyayı koordine eden Serhat Albayrak'tır. Dolayısıyla Süleyman Soylu'yu tamamen bu fırsatla birlikte, Tayyip Erdoğan'la bu istifa restleşmesiyle birlikte fırsat oldu. Tamamen sildiler. Şimdi Albayrak kardeşler güçlü durumda şu anda Süleyman Soylu'ya. Sedat Peker'in bu erken açıklaması da Süleyman Soylu için kayıp oldu. Süleyman Soylu kendine göre işte ülkücü camiadan güçlü bir ismi korumuş oldu. Çünkü ülkücüler hani bu güçlerini, sokaktaki güçlerini korumak bunlar için önemlidir. Şimdi konunun tabii Mehmet Ağar'a bakan yönü var. Süleyman Soylu ile bu Berat Albayrak arasında, İçişleri Bakanı ile Emniyet Teşkilatı arasındaki bu meseleler, valilikler arasındaki bu meselelerin başka daha derin, böyle detaylı konuşulması lazım. Bu yönleri de var. Ama bir videonun konusu değil. Çok uzun. Şimdilik burada kapatalım ama bu konuya devam edeceğiz.